Merhaba arkadaşlar, ben Can, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Fenger videosuyla karşınızdayım. 2238 32 milyon 362 bin güce ulaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. VIP kullanmadan hala yolumuza devam ediyoruz. Aktif kaldıkça işlerimizin yoğunluğundan dolayı fazla giremesek de sizlerle güzel şeyleri paylaşmayı seviyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. 1000 kişiye az kaldı. Siz de desteklerinizle 1000 kişiyle geçeceğiz ve daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün size çok uzatmadan kısa bir şekilde runikler hakkında bilgi vereceğim. Bu runiklerin nasıl olacağını, yani cin dökümünün nasıl olacağını ya da nasıl yapmamız gerektiğini bir bilgi açısından, fikir açısından size sunacağım bunu. Şimdi ilk başta arkadaşlar, cin dökümümüze girdiğimizde yine runiklerimiz var. Delme, atlatma, saldırı, koruma, yaşam, anti kritik, vuruş ve vurma. Arkadaşlar bunların hepsi zaten hepsinden farklı. Aynı runik hiç kullanmadım. Kullanabilirsiniz de. Bakın hepsi farklı. 8 tane runimiz de farklıdır arkadaşlar. Benim 8 tane runiyi farklı yapmam, diğerlerine de önem vermem için. Siz de aynısını yapabilirsiniz. 8 tanesi farklı olabilir. Şimdi burada yapmanız gerekenler: mor runiniz ya da turuncu, kırmızı. Nasıl kullanabilirim? Bakın, turuncu düz runiniz varsa mor çift etkiyi kullanın. Yine kırmızı düz varsa turuncu çift etki kullanırsanız bunlar hepsi size güç verecek. Bakın, çift etkiler düzlerden iyidir. Burada yapmanız gereken, mesela bazı arkadaşlarımız yaşamı çıkartır, yanına saldırı çift etki takar ya da saldırı düz takabilirsin. Çünkü ben de saldırı çift etki olduğu için buraya saldırı turuncu, kırmızı takabilirim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Büyücülerle savaşçıların arasında fark var mı diye soran arkadaşlar, yani bunu nasıl yapmamız lazım? Büyücülükle savaşçıyı nasıl yapmamız lazım? Arkadaşlar, bir farkı yok. Runiklerin hepsi aynı. Önemli olan sizin kırmızı ya da turuncu runik düşürebilme şansınızdır bunda. Ya direkt siz kırmızı ya da turuncu düşüremiyorum diye oyuna başladığınız zaman kırmızı elde edemiyorum derseniz ve bunu runiklerim çok kötü, ben oyunu bırakacağım demeyin. Ben çok gördüm böyle. Daha başlar başlamaz ümidini kaybeden arkadaşlarımız. Gerek yok bunları, zaten runikler çıkar. Biz uzun zamandan beri oynuyoruz. Yani tamam, full çift etkiyiz. 3 tane kırmızımız, 5 tane de turuncumuz var arkadaşlar. Ama siz de bunları aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın, daha hala biriktiriyoruz. Yani antikritiklerimiz, atlatlarımız, delmemiz, korumamız kırmızı, ama bir tane daha lazım bize. Şayet biz mesela saldırı çift etkimiz var. Bunu yıldızını yükselt dediğimiz takdirde iki tane daha saldırı kırmızı elde edersem bunun yıldızını yükselteceğim. Bir yıldız yapacağım. Siz de aynı şekil bunları yani bozmayın. Yani elimde var, bende çift etki var deyip 3 etki de yapmanıza gerek yok. Yani yapabilirsiniz. Yine şey taşınız varsa, özütleme taşı, yani runik özü taşınız varsa yapabilirsiniz. Ya da yıldız yükseltebilirsiniz. Bilgi enerjiler ne arkadaşlar? Bilgi enerjiler, etkinliklerde bir yükleme yaptığınız takdirde orada elde edeceğimiz ekipman diyeyim size. Bunu VIP olmadığımız için ya da para yüklemediğimiz için bundan faydalanamıyorum. Ama faydalanan arkadaşlar vardır tabii ki de. Bu da sizi güçlendirir. Olsaydı şayet size de bunu anlatırdım. Burada nasıl dizebilirim? Bakın, yaşamı kullanmayabilirsiniz. Saldırı kullanın. Delici kullanın. Ve bunları orantılı yükseltin arkadaşlar. Bunları orantılı yükseltmezseniz ileride sıkıntı çıkar. Çünkü yeni bir runik bulduğunuz takdirde o runiyi de geliştiremezsiniz. Geliştiremeyeceğiniz için hızlıca yükselmez. Hani neyden bahsediyorum? Bundan göstereyim size. Mesela bunu siz 200 yapmışsınızdır. Saldırınız mesela, ya da atlatınız diyelim, 150'dir. Aralarda uçurumlar olursa arkadaşlar, en başlarda tabii bunları uçurumları yapmamak için orantılı 20-20 gidip 50-50 gidip 100-100 gidip en son artık hepsini 200'e getirdiğiniz takdirde rahat bir şekilde seviyesini yükseltebilirsiniz. Yani hangisi düşük kaldıysa ona basın. Yok, ben saldırım çok yüksek, ben 200'e basayım, korumam düşük kalsın, saldırımı 400 yapayım, yaşamım düşük kalsın, böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani sen buradan saldırını yükseltirsin, buradan yaşamın düşer, koruman düşer. Ya bu sefer de bir anlam ifade etmez. Ondan sonra ben neden boss'u kesemedim? Ya beni neden seviyemden düşük arkadaşım kesti?
İyi olur, merak etmeyin, görürsünüz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu antikritik yaşam, çift etki, vuruş, çift etki, bunları çift etki olarak kullanmaya bakın. Mor da olsa çift etki kullanın. Turuncu düz kullanmayın bakın. Önemli olan bize bunların buff'ları. Şimdi koruma çift etki, karşıdakinin size vurduğunu da, yani delici kuvvetiyle size vurduğu takdirde korumanızın size işlem gördüğü ya da delmenizin de yüksek olması lazım ki karşıdakinin korumasını kırabilelim. Atladığımızı zaten biliyoruz. Bize karşı gelen vuruşları önlemek için, yani bertaraf etmek için olan runimiz. Bunu da yüksek tutun yani 200. Hepsini zaten orantılı tuttuğunuz takdirde hızlıca gelişirsiniz. Ben de bundan bahsediyorum. Dediğim gibi şayet size kırmızı ya da turuncu düşmüyor. Bana da uzun zamandan beri zaten kırmızı turuncu düşmüyor. Ama siz bunu oyunu bırakacak ya da serverınızı değiştirecek şekilde getirmesin. Elbet düşer. Bugün düşmedi, yarın düşer. Ha bizim kanat olayı gibi olmasın. Bir iki aydan beri düşmüyor zaten. Onun gibi olmasın. Ama şayet bekleyebilirsiniz. Runiklerimiz de hepsini bir dengede tuttuğunuz takdirde ben bunu uzun zaman kullanırım. O yüzden siz de benim gibi kırmızı çift etki yapın, turuncu çift etki yapın. Daha hızlı gelişebilirsiniz. Bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar, bu runik adına anlattığım bir video olacak. Zaten hepsinden bahsettim ama sorularınız olursa arkadaşlar onları da cevaplamaya çalışacağım. Serverımıza katılmak isteyen arkadaşlar, server 40'tayız şu an. Söylemiştim zaten ittifakım hakkında yardımcı olacaklarını. Rahat bir şekilde gelişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.